bana sarhoşken yaptığın en ilginç şeyi anlatabilir misin? İlk içtiğimde kusmuştum. Arkadaşımın üstüne kusup onu tuvalete kilitlemiştim. Arkadaşın üstüne kustun, bir de onu tuvalete kilitledim. Böyle bir şey yapmıyorum. Bilmiyorum, kafam yerinde değildi. Başka? Başka yaptığım bir şey. Arkadaşımın evinde, ama o zaman da ilk içtiğim sıralarda, halıya falan kustum. Sonra sarhoş bana onu temizlettirdi. Sen hep kusuyorsun galiba. Ben kısa kısa temizledim onu. Çok kötü bir şey durumdu. İnşallah kimse yaşamaz böyle bir durum. Sarhoşken yaptığınız en ilginç şeyi anlatabilir misiniz? Kusmak. Bir de cinsel ilişkiye giriyorum. Efendim? Bir de cinsel ilişkiye giriyorum. Ama hatırlamıyorum tabii. Bana sarhoşken yaptığın en ilginç şeyi anlatabilir misin? İçip eski sevgilimi aradım. Seviyorum falan dedim. Ondan sonra kapattı zaten yüzümü. Sarhoşken yaptığın en ilginç şeyi bize anlatabilir misin? Yani o kadar hiç sarhoş olmadım. Daha 18 yaşındayım. Ailem gözetiminde içiyorum. Ve o kadar sarhoş olmak da istemiyorum. Sarhoşken yaptığım en ilginç şey... hatırlamıyorum yani doğal olarak. Biz genelde zaten içtiğimiz zaman... adabına göre üst turuplu bir şekilde öyle... ortamı çok dağıtmadan falan içeriz. Onun dışında öyle... çok aksi bir durum yaşanmadı. Sarhoşken yaptığınız en ilginç şeyi bize anlatabilir misiniz? Sarhoşken el ilginç. Vallahi arkadaşımı küfür ettim. Başka böyle ne bileyim yani en yakın bulduğum arkadaşa yani daha rahat bir şekilde kendimi ifade ettim. Mesela? Ne bileyim mesela bir kız olsun. Çok rahat bir şekilde kendimi ifade ettim. Yani o korkular falan gidiyor. Yani öyle. Sarhoşken yaptığın en ilginç şeyi bize anlatabilir misin? Arkadaşlarla 4 kişi üst üste çıkmıştık. Dışarı çıkmıştık. Sonrasında arabanın üstünde yapmıştık herhalde. Evet, onu hatırlıyorum. Arabanın üstünde ne yapmıştık? Yatmıştık. Arabanın üstünde yattınız. 4 kişi. Üst üste. Yazın tabii. Hayır, kışın. Kışın. Evet. Sabaha kadar mı orada yattınız? Hayır, 200 saat yattık ama. 200 saat? Evet. Hepinizin kafası güzel. Evet. Peki arkadaşlarla 4 kişi üst üste çıkmıştık derken bunu yani şöyle diyeyim. Birimiz altta, birimiz onun üstünde, birimiz onun üstünde, birimiz onun üstünde. Üst üste. Anladım. Bu şekilde yapmıştık. Başka bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sarhoşken yaptığın en ilginç şeyi bize anlatabilir misin? Sarhoşken. İlginç şey. Ne yaptım? Arkadaşlar oturuyorduk, konuşuyorduk. Oradan tam sarhoş değilim. Yani gitgide sarhoş olmaya başlıyordum. O anda arkadaşlar hani nasıl diyeyim telefonla hani şeyler sanki telefonla konuşuyormuşum gibi konuşuyorum yani. Karşımda ben telefonla böyle konuşuyordum. Hani bir yandan ne olduysa bir anda gözüm kapandı, bir gözümü açtım evdeyim. Hani bilmiyordum en son. Hatırlamıyorsun. He? Yani en son hatırladığıma göre evde oturuyordum yani şey evde diyorum. Hani şöyle kafede oturuyorduk. Hani konuşuyorduk. Sanki karşımda değilmiş gibi telefonu aldım bir de kulağıma konuşuyordum. Bir gözümü açtım baktım meğer ki evdeymişim. Hani en sona daha ne olduysa şu an. Bayıldın o zaman bir şey mi? Ha, aynen bayıldım herhalde. Sonra hastaneye gittim. Sonra ne olsa artık orada baygınlık geçirdim. Arkadaşımı aradım. O bana söyledi zaten. Dedi ben seni eve götürdüm orada bayılmışsın. Sonradan bu hale geldim. Sarhoşken yaptığınız en ilginç şeyi bize anlatabilir misin? Para var lan bende demem yani odu. Efendim? Yani para var lan bende diyordum. Millete gelen geçene bağırıyordum. Nerede yaptın bunu? Çarşıda yaptım, burada yaptım. Sarhoşken yaptığınız en ilginç şeyi bize anlatabilir misiniz? Hayatımda hiç alkol kullanmadım ki ben. Evet. Sarhoşken yaptığın en ilginç olayı bize anlatabilir misin? Kendi arkadaşlarımızla tartışmıştık. Yani içtiğimiz masayla. İçtiğiniz masayla? Tartışmıştık yani kendi oturduğumuz insanla. Sonra ne oldu? Tartıştık, aramız açıldı. Alkol yüzünden. Bayağı kötü mü kavga ettiniz? Evet. Sarhoşken yaptığın en ilginç olayı anlatabilir misin bize? Sarhoş olmadım hiçbir zaman. Ben içmedim hiç. Yok. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim.